Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birçok arkadaşımızın takıldığı Vray Render mantığından bahsetmek istiyorum. Bu örnek bir model üzerinde ışık yerleşimi yaparak normal bir sahne nasıl render alınır, onun mantığını anlatmak istiyorum. Tabii benim bilgim de Vray konusunda çok profesyonel düzeyde değil. Ama bildiğim kadarıyla size Vray mantığını nasıl render alınır, render nasıl başlanır onu bildiğim ve bilgi çerçevesinde size anlatacağım. Birçok arkadaşımız Vray'in içindeki Omni Light'ı kullanıyor. Omni Light oda aydınlatması için sadece ışığın az düştüğü bölgeler için kullanılır. Yani ben ışığı kullandım. Bir bölgede ışık az, ışığın az olduğu yerler için Omni Light ile destekleyici bir ışık verebilirim. Onun haricinde Omni Light normal odayı aydınlatmak için yeterli bir ışık kaynağı değildir. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Birçok arkadaşımız Omni Light kullanıyor. Omni Light kullanmamanızda fayda var. Yani onun yanında Rectangle Light var. Onu kullanmanızda fayda var. Biz daha önceki derslerimizde Rectangle Light'ı anlatmamıştık. Bu derste hem onu anlatacağım hem de normal render görüntüleriyle render'ımızı alacağız. Hatalarımıza bakacağız. Ona göre render mantığını yani iç mekan, şu anki iç mekan render mantığı, iç mekanı nasıl render ederiz? Onun mantığını anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi bu gördüğünüz örnek bir çalışma. Ben basit bir çalışma yaptım. İşte ekledim. Dıştan bakalım isterseniz çalışmaya. Şu şekilde tavanda pencere olan bir çalışma. Burada gördüğünüz gibi 4 tane Vray Rectangle Light var. Yani her pencere için ayrı ayrı ışık yerleşimi yaptım. Niye? Çünkü doğal ışık bu pencereden girecek. Güneş ışığı da var. Ayrıyetten Vray Light'ı da kullanmakta, yani Rectangle'ı kullanmakta fayda var. Rectangle Light'ı kullanırken burada çok önemli bir husus var. Bu ışık kaynağının şuradakini de örnek vereyim. Bu ışık kaynağında görüyorsunuz bir taraf gri, bir taraf beyaz renk. Burada en önemli dikkat edeceğiniz husus beyaz rengin ışık verdiğidir. Yani bu aka tarafı ışık vermiyor. Eğer ta ki siz bunu sağa tıklayıp Vray SketchUp Edit Light deyip Double Sided dediğiniz anda bu artık çift taraflı ışık verir. Ama normalde siz eğer ışık eklerseniz sadece bunun beyaz tarafı ışık verecek. Ben bu tarafı ışık vermesini istemiyorum. Sadece beyaz tarafı ışık versin. Pencereye yakın olsun. Geri aldım. Ctrl Z ile. Tekrar sahneme döneceğim. Dönmeden önce 1 2 yani çatı pencerelerinden ve normal pencerelerden 4 tane ışık içeri girsin. Yani siz de çizdiğiniz projelerde pencereler varsa bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Pardon. Tekrar sahnemize dönelim. Şu örnek ışığı siliyorum. Burada render ayarlarında bazı ayarlar yapacağım. Render'ın hızlı sürmesi için. Color Mapping Reinhardt olabilir. Output en düşük 640x480. Yani render'ı hızlı görmek açısından, ışığın düştüğünü hızlı görmek açısından bu ayarları yapmanızda fayda var. Yapmazsanız çok kalabalık sahnede deneme renderında bile çok uzun süre beklersiniz. Ya bunun üstüne basa basa söyleyeyim. Çok uzun süre beklersiniz. Yani saatlerce beklersiniz. Eğer bu oda koltuk, masa, bütün malzemeyle dolu olursa ve yansıyan nesneler çok fazla ise çok uzun süre render süresi beklersiniz. O yüzden bunu 640x480 sadece render'ı görmek için yapıyoruz. Indirect Illumination kısmında G'yi açık. Buradaki kısımda şu alttaki secondary engine yani ikinci motor kısmında benim tercihim Monte Carlo kullanıyorum ben.
Wray'in kendi kitapçığında da Light çekte kıyaslamasında Monte Carlo'nun daha iyi olduğunu söylemişler. Öyle bir not var. Öyle bir not okudum. Monte Carlo kullanıyorum ben. Buradan Monte Carlo'nun ayarlarında Subdivision 8 görünüyor. Bunu daha da artırabiliriz ama 8 olsun. Şu anki render süresinde. Ve basit bir deneme renderı alalım. Gördüğünüz gibi render karanlık. Niye karanlık? Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi güneş ışığı bu pencereden gelecek açıda değil. İkincisi de Wray light'ların sensitivity yani ışık yoğunluk derecesi küçük. Yani bir normal kendi ayarları 1 ile ayar almıştı. Bunları 10, 20, 30, 40 neyse değerleri vererek ışığın odaya daha fazla girmesini sağlayacağız. Çok basit. Yani bunun mantığı şu. Baktınız oda ışık çok az düşüyor. Bunun değerlerini artıracağız. Bu render sırasında oluşan lekelere kafanız takılmasın. Render ayarları çok düşük olduğu için yani render hızlı olsun diye düşük yaptık ayarları. Kaplama da yok gördüğünüz gibi sadece beyaz bir yüzey. O yüzden render lekeli çıkıyor. Ona takılmayın. Sadece burada render'ın ışığın nasıl düştüğünü göreceğiz. Burada özellikle bir hata yaptım ben. Özellikle bunu yaptım bu hatayı. Gördüğünüz gibi render sırasında koyduğun V Rectangular Light'lar gözüküyor. Bunun ayarı var. Render sırasında gözükmemesi için. Siz buraya pencere yaparsınız. İstediğiniz kadar render alın. Bunlar ortaya çıkar. Veya yansımadan eğer yer parke ise bunlar yerden yansır. Bunu engellemek için Wray Light'a tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Wray SketchUp'tan Edit Light. Buradan Invisible kısmını tıklıyorum. Invisible görünmez ol demek. Evet. Okey dedim. Bunu da aynı şekilde Invisible dışarı çıktım. Aynı şekilde işaretliyorum. Ondan önce tabii şunlar da değerleri. Intensity değerini de artırayım. Bu bir de çok düşüktü. Bunu 20 yapayım. Aynı şekilde 20 görünmez ol. Edit light 20 Edit light 20. Hemen render görüntüsüne gideyim. Burada bir şey denemek istiyorum ben. Evet şunu kullanayım. Render alalım. Bakalım görüntü nasıl olacak. Işığın değerini 20 yaptık. 20 kat artırdık. Gördüğünüz gibi render penceresindeki ışık arttı ve yaptığımız hata yani bilerek yaptığımız hata penceredeki rectangle'ları görünmez yaptık. Artık onlar da gözükmüyor. Render penceresindeki render görüntüsü bizim biraz da istediğimiz görüntüye geldi. Yani ışık biraz daha içeri girdi, daha fazla girdi ve doğal bir ışık oluşturmuş olduk burada. İkinci bir husus da V-Ray Sun'ın dışarıdan gelen ışığın yani şuradaki parametreler, üstteki parametrelerle oynayıp ışığın da bu pencereden girmesini sağlayabiliriz. Şu an ışık yani şu çapraz bölgeden giriyor buraya doğru. Işığın yönünü değiştirerek buradan girmesini veya farklı taraftan vurmasını sağlayabiliriz. Şu an ışığın değeri 20 yaptık hepsi için. Şu an ışık biraz daha fazla giriyor içeriye. Evet, bu şekilde bir render görüntüsü, render mantığı oluşturabilirsiniz. Yani tabii kaplamalar yok. Şu an zemin boş. Duvarda hiçbir şey yok. Nesne yok. Render görüntüsü bu şekilde. Buradaki amaç sadece size renderda ışık yerleşimi ve render mantığını anlamanız için. Yani ışığın değerlerini render ayarlarını düşük tutup buradan her pencereye rectangle light gelecek şekilde render alabilirsiniz. Odanın içinde
Odanın içinde render bile alabilirsiniz yani. O da yani odanın içinde rectangle right yani bu kameranın arkasına bir tane daha ışık ekleyip render alabilirsiniz. O sizin işte ışığın geldiği yere veya kameranın arkasında bir pencere varsa oradan bir pencere açıp gene oraya bir ışık kaynağı yerleştirip render alabilirsiniz. Bir ikinci husus da her zaman V-Ray physical kamera yani bir physical kamerada gidiyor. Genelde 3D Max'ta kullanıcılar kullanır. V-Ray'de de kullanılıyor physical kamera. Physical kamera tamamıyla gerçek hayatta profesyonel fotoğrafçıların kullandığı ayarlar tamamıyla burada var. O ayarlar neler? Onlara bakalım. Kamera kısmına tıklıyorsunuz. Burada bak kamera physical yeri yazıyor. Kamera physical kamera yani. Burası işaretli. Şimdi size bu olayı anlatayım. Burada bazı önemli değerler var. Yani burada sizin öğreneceğiniz şu F number zoom faktör haricinde film spot ISO 200 200'e kalmış aslında 100 olması lazım normal değeri ya oraya atlamışız. Shutter speed de 200. Şimdi burada bu aslında render ayarları ışık yerleşimi yapıldıktan sonra eğer ışık yetmezse buradan ayar yapıyorsunuz. Bu dış mekan içinde geçerli, iç mekan içinde geçerli. Film spot ISO dediği 200 değeri ortamdaki ışığı artırıyor. Yani bu 200, bunu 400 yapalım. Yani ışık kaynağı olmadan ışık varmış gibi ışık kaynağını artırıyor. Yani V-Ray light'lar artırmıyor. Yani ortamdaki ışığı artırıyor. O aslında değişik bir mantık. Fotoğraf makinesi kullananlar bunun nasıl bir mantıkla çalıştığını anlarlar. Bu ISO 800 olduğu zaman patlar. Yani görüntü bembeyaz olur. Fotoğraf makinesi çektiğiniz zaman. Bu tamamıyla fotoğraf makinesi ayarlarının SketchUp V-Ray içerisindeki uyarlanmış hali ve çok güzel fotoğraf görüntüleri yakalayabilirsiniz. Çok çok canlı. Mesela karanlık bir ortamda fotoğraf çekeceğiniz zaman fotoğraf makinesinde ışık yetmez ve onu yavaş yavaş artırırsınız. Ortama yapay bir ışık kaynağı oluşturur. Yani film spot ISO o. Şimdi ben bunu 400 yaptım. Render diyorum. Işık kaynağı, ışık daha fazla olacak buradaki görüntüdeki ışık. Gördüğünüz gibi yeni renderla eski render arasındaki farkı görüyorsunuz. Daha fazla bir ışık kaynağı var. Ve ortam, içeri oda bayağı bir ışık oldu. Gördüğünüz gibi pencereden ışık süzmesi daha fazla geldi ve biraz patladı şu anki görüntüde. Bu şekilde render alabilirsiniz. Orada bir de shutter speed kısım var. Onu da anlatayım size. Bu render bitsin. En son görüntüye bakalım. Şu an ayarlar kısıtlı olmasına rağmen render süresi ortamın büyüklüğüne göre görüyorsunuz uzun sürüyor. Eğer düşük bir sisteminiz varsa bu render süresi daha fazla sürecektir. Eğer bir laptopta çalışıyorsanız, eğer donanım yeterli değilse daha çok beklersiniz. O yüzden V-Ray konusunda sistem çok önemli. Yani bilgisayar sistemi çok önemli V-Ray'de. Eğer yeni bilgisayar alışkanlıkları olabilecek varsa hem bir Facebook sayfamızdan hem de sketchuptürkiye.com'dan bize yazarlarsa sistem konusunda da bilgisayar sistemi konusunda da yardımcı oluruz. Yeni bilgisayar alacaklara V-Ray'de render çalışması yapacaklara. Gördüğünüz gibi önceki V-Ray'de şu kısımlar siyahtı. ISO 400'e beraber ışık kaynağı arttı ve odaya bir aydınlık geldi. Daha doğal bir ortam yaratmış olduk. Sanki dışarıdan böyle sabah güneşi vuruyormuş gibi bir ışık oluştu. ISO 400'e beraber. Physical kamera ayarlarıyla en son da oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani en son siz V-Ray Rectangle Light ile ışıkları ayarladınız. Daha sonra eğer ortama ışık yetmiyorsa ve ortamda hafif bir ışık istiyorsanız ISO ile film spot ISO ile oynayabilirsiniz. Yani şu değerle oynayabilirsiniz. Shutter speed olayını size şöyle anlatayım. Bir mercek düşünün. Mercek açılıp kapanıyor. Yani fotoğraf makinesi merceği bu. Dışarıdan ışık geliyor. 200 değerinde normal bir açıp kapanma var diye örnek vereyim ben size. Bu shutter speed'i ben 800 yaptığımda mercek çok hızlı açıp kapanacak. Çok hızlı açıp kapandığı zaman dışarıdan gelen ışık merceğin içine çok az gelecek. Yani şöyle bir şey var.
Shutter speed'i siz artırdığınızda sahne karanlık, azalttığınızda sahne aydınlık. Yani ben shutter speed'i 100 yaptığım zaman mercek açılacak, bekliyor, ışık giriyor, tekrar kapanıyor. Shutter speed'i 800 yaptığımda mercek açılıp kapanacak. Yani merceğin açılıp kapanma süresine göre, yani normal fotoğraf makinesinde mantığını anlatıyorum. Merceğin açılıp kapanma süresine göre ışığın sahnede kalış süresi değişecek. Shutter speed'i 100 yaptığımda sahnedeki ışık çok fazla olacak. Film spot ISO ile bu paralel bir değerdir. Yani siz burada shutter speed 100 yapıp da film ISO'yu 400 yaparsanız sahnedeki ışık çok fazla olacaktır. O yüzden bu değerleri orantılı kullanmakta fayda var. Yani şu an biz shutter speed 200-400'de şu görüntüyü yakaladık. Bunlar tamamıyla deneme yanılma yöntemiyle bulacağınız görüntüler. Facebook sayfamızda ve SketchUp Türkiye sayfasında sürekli sizlere anlatıyoruz. Sürekli deneme yapın, sürekli render denemeler yapın diye. Boş bir odaya koyacağınız birkaç böyle sandalye, masa gibi çizimlerle veya ham çiziminizle, yani materyal atamadığınız çizimlerle render denemesi yapabilirsiniz. Benim size tavsiyem bu kamera ayarlarıyla en son oynamanız. Yani güneş ışığını ayarlayın, rectangle light'larınızı koyun, renderınızı alın. Daha sonra ışığın yetmediği kısımlarda bunlarla oynayabilirsiniz. İlk birey mantığı dersi olarak bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Buradan bile birçok şeyi çıkartabilirsiniz. Birçok şeyi anlayabilirsiniz. Birey light konusunda. Dediğim gibi Omni light'ı bu şekilde verimli kullanamazsınız. Birçok arkadaşımız Omni light'a gidiyor. Omni light ışığın yetmediği kısımlarda kullanılıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Eğer bilmediğim kısımlar da vardır mutlaka. Onlarca spot ışıkların ve ES light'ların kullanıldığı yerler tabii farklı. Onları diğer derslerimde göreceğiz. Burada